Ya bu diyardan gideceksin ya bu deveyi güdeceksin. Gidecek. Bu deveyi de güdecek enerjim olduğu için hala devam etmeye çalışıyorum. Gittiği yere kadar. Peki gelmiş buyur. Geçmiş olsun öncelikle. O süreçte ne kadar para gitti? Bunu konuşmuştuk. 9 ev gitti. 1 milyon dolardan nakit gitti. Bitti. 9 ev 1 milyon dolar. Yani bütün her şey gitti aslında. Yok, birer tane kızlarıma olan eve dokunmadım. Aman çok şükür. Onların evleri vardı. Ama Erhan Bey ya olmasaydı 9 ev ya da 1 milyon dolara yakın paranız, o zaman ne olacaktı? Olmasaydı çok güzellikler yaşadım. O zamanın Kültür Bakanı İsmail Cem aradı. Yani. Hükümetimiz yanınızdadır. Nereye gitmek, nerede tedavi olmak isterseniz emrinizdeyiz dedi. Gözlerim yaşardı, dedim bu bana yeter. Bu bana yeter. Sonra Reklamcılar Derneği, benim çok reklam yapıyordum ya o dönem. Evet, hatırlıyorum. Oranın başkanı aradı. Hı. Yanındayız, ne istersen dedi. Yılmaz Ulusoy. Sonra Ali Nur Veli Dedeoğlu. O kadar dost biriktirmişim ki. Ve bu dostlar da karşılıksız 5 kuruş almadığım dostlardır. Hı. İşimi yapıp... İşimde de en yüksek parayı alırdım ama hak ettiğimi de düşünüyorum. Onlar da seve seve bu paraları verirlerdi. Benim de kumarım yoktu, başka sapmalarım yoktu. O yüzden çok güzel ev aldım, biriktirdim, kendime sahip çıktım. Sağlığıma sahip çıkarak kimseden 5 kuruş almadan... Ay ne kadar önemli bir şey. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Ben borç almadım bakın, hayatımda kimseden çok borç önemli. Almadım. Bir kere kredi kullandım bankadan, o kadar. Onun dışında asla. Ve en önemlisi bir tiyatro sanatçısı, dublaj da yapan bir tiyatro sanatçısı az daha hani şifa bulacaktınız ama bir dönemde sesinizi kaybetme tehlikesi doğdu. Gidecekti evet, ses. Onu da yendim. Yani şu anda sesim çıkıyorsa, evet, gayet de sahnede güzel. Mikrofonsuz oynayabiliyorsam bu da zaten benim manevi gücüm. Hmm. Diyorum. Yani tabii ki Tanrı'nın gücü ayrı, etrafımdaki ilgi ve sevgi de beslemiştir beni ama aslında bu insan kendi kendine maneviyatını güçlü tutacak. Bu misyonu da edindiğim için herkese yardıma koşmaya çalışıyorum. Evet. Peki devam edelim turumuza. Devam edelim, evet. Hala aynı turda mıyız? Aynı turdayız. Aynı turun farklı haberleri. Ha. Dizi ve film yapımcıları sosyal medyada takipçi sayısı çok olan oyunculara biraz daha değer veriyor. Beslen Su Özdemir'den yapımcılara uyarı. Çok yetenekli oyuncu arkadaşlarım var gerçekten, kadın erkek. Evet. Hem cinslerimden de çok beğendiğim çok fazla isim var. Ama artık bir tık galiba şunu öğrenmemiz lazım. Biz çok yürekten yapıyoruz bu işi, çok empati işi yapıyoruz. Ve bu yapımcıların artık, ben bunu daha önce de söyledim. Instagram takipçisiyle oyunculuk eşdeğer şeyler değil. Biri sosyal medya, orada başka bir performans var. Ona da çok saygı duyuyorum, influencerların hepsine. Bence çok zor bir şey yapıyorlar. Sürekli bir şey giy, paylaş, link falan. Çok yorucu mesela, beni çok zorlayan bir şey. Ama bununla beraber oyunculuk bambaşka bir şey. Yani bizim çok yürekten yaptığımız bir şey bu meslek. Onu biraz ayırmaları gerektiğini düşünüyorum artık. Yani Instagram'daki milyonlarca takipçiyle televizyonda bunun karşılığı olmuyor. Seyircimiz artık çok hakim konuya. Beslen Su Özdemir'in bir gün önce katıldığı gala gecesinde giydiği kostümde dikkat çekti. Sosyal medyada Beslen Su'yu bu imajıyla serbest alış yapmak üzere Yasemin Dalkılıç'a benzettiler. Şimdi bir şey söyleyeceğim. O başındaki ne mi takılayım, o kıyafet tarzı, makyajı mı? Değişik bir tarzı Beslen var. Beslen Su o kadar güzel bir kız ki ama biraz evet. Da tarzıyla dikkat çekmeyi seviyor. Sanki her an böyle bir denize atlayacak gibi bir. Evet. Dalgıç kıyafeti gibi. Dalgıç kıyafeti gibi. Atlasın bak, bu güzel bir örnek. Su sporu yapıyor. Evet, mesaj veriyor. Diğerleri gibi altınlara dalmıyor. Altınlara dalmıyor, doğru. Altınlarla ilgili var ya. Altın deyince insan aklına bir anda gündem geliyor. Gündem beni yükseldi.
Amerika'nın talimatıyla şimdi altın yükseliyor. Benim de size bir sürprizim olacak. Aa, bize mi? Baktım yani yıllardır sunuculuk yaparak sürünüyorsunuz. Tırnaklarımıza yok. Tırnaklarımızla kazıyoruz öyle evet, diyorlar. Evet gerçekten tırnaklarımıza kazıyorsunuz. Tırnak da yok ya. O yüzden ben size bir katkıda bulunmak istedim. Evet. Yani çok aradım. Yok kabul etmiyoruz. Bu fenomenleri aradım bulamadım. O yüzden size altın getirdim arkadaşlar. Üstelik çıkmıyor altından çıkmıyor. Buyurun. Kimseye heveslenmeyin. Yeniyor mu? Doğru yoldan ayrılmayın. Para bende. Allah şaşırtmasın. Altın bende. Allah kimseye şaşırtmasın. Sizde ne var? Söyle söyle. Bak size gelmiyor. Gelmiyor. Onlardan biri olsaydı çakır çakır. Gelmiyor. Evet, gelmiyor. Geldi de işini açtı. Al geldi. Al. Al. Gözünüz olsun. Al. Sizden de çikolata çıkıyor. Yesmar bize de çaldı. Rahatladım. Bunlar da helal paradır yani. Bigudilik. Bigudilik bunlar. Para değildir diye özellikle de evet evet para değil bunlar da çikolata bu arada. Evet. Afiyet olsun. İkinci sayfanın gündemi bu olursa masaya da zaten sonunda bu gelir. Devam edelim gün şeye. Turumuza. Gündemi mi? Evet. Araya ben gireyim bir dakika, araya şöyle. Turumuza şöyle araya girelim şöyle. Bestem Su diyor ki takipçi sayısıyla oyuncu olunmaz. Bazı yapımcılar artık oyunculuğu, performansı, jesti, mimikleri bir kenara bırakmış. Önce ilk etapta takipçi sayısına bakıyor. Doğru ama 100 liraya 1000 takipçi veriyorlar zaten. Evet aynen öyle. Yok bakıyorlar gerçek mi diye. Araştırıyorlar, yorumlara bakıyorlar. Organikse, takipçi organikse rolü kapıyorsunuz. İnorganik sahteyse eskiden, yan roller, aşağı roller. Eskiden hangi dizilerde oynamış diye bir araştırma yapılırdı. Şimdi o hesaplardaki takipçiler gerçek mi? Hadi bakalım. Yok biz size soruyoruz. Ne diyorsunuz buna? Yani takipçi sayısıyla mi? Oyuncu olunur mu? Yani buna okey veren yapımcılar düşünsün. Ben ne diyeyim şimdi? Onlar da fenomenliği gazlıyorlar işte. Evet. Sayıya göre rol verirsen. Belki de gazlıyorlar. Sayıya göre rol verirsen karşına da böyle örnekler çıkar. Evet. Takipçi sayısıyla oyuncu olunur mu? Onlar da bizim örneklerimiz be. Olan Erhan var tabii. Erhan Bey hala kaşeniz üzerinden pazarlık yapan yapımcı var mı? Var var. Var tabii. Yani geçen seneye nazaran hayat 5'e katladığı için ben de 5'e katladım. Ama onu vermemek için takla atanlar var. Hayat 5'e katlamadım arkadaşlar. Katladı tabii. Evet. Dün ben bir markete gittim. Evet. Patlıcan 47 lira. Yani doğal normal bir market lüks evet, değil. Evet. Orta karar bir markette 47 lira patlıcan, 52 lira domates. Ki torununla gittim dün. O ne istediyse aldım tabii. Sonra bir çocuk kitabı 85 lira. 4 sayfa. 4 sayfa. Ama Emir Demir'i kesiyor. Tabii ki onu aldım. Canım feda. Alıyorsunuz. Ama balık almak istedim. Gerçekten ben alamadımsa ki demesinler ağlıyor mu ağlıyor. Hayır. Evet. 500 liraya ben balık yemem. Kilosu 500 liraya ben balık yemem. Minicik bir çingene palamutunu 175 liraya almam. Ben doymam. İki tane yemem lazım. Evet. O yüzden artık bunların bir takım gerçeğe doğru indirgemeleri lazım. Gerekli. Dolar da altın da beni hiç ilgilendirmiyor. Benim aldığım Türk iş money ilgilendiriyor. Evet. Ben Türk parası kazanıyorum. Türk parasıyla alışveriş yapacağım. Kesinlikle. Çok doğru. Yani o yüzden... bir takım gerçekleri de insanın artık yakalayıp bırakmaması gerekiyor. Evet. Birinci gerçeğimiz. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Bunun dışında bir gerçek yok. Artık bununla uğraşmanın, onu inkar etmenin anlamı yok. Onu kimse inkar edemez.